Hepimiz kafamızda planladığımız işlerle ilgili KOSGEB'ten, devlet teşviklerinden ya da işte kalkınma ajanslarının teşviklerinden ya da farklı farklı kredilerden, ivme kredilerinden, onlardan bunlardan yararlanmak istiyoruz değil mi? Peki devlet hangi zihniyete kredi veriyor? Devlet ne yaparsanız kredi verir ya da hibe verir? Bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. Hadi o zaman hep beraber videoya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz videoma. Biliyorsunuz hepimiz projelerimizi hayata geçirmek için destekler bekliyoruz. Hibeler, krediler bekliyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Devlet bize destek olsun istiyoruz. Peki devlet bize ne yaparsak destek olur? Ben size şunu söyleyeyim. Yaklaşık bir yıldır ortalama KOSGEB ile ilgili, devlet destekleriyle ilgili bir sürü video yaptım. Bir sürü insanla konuştum. Bir sürü insana mail üzerinden, Instagram üzerinden dönüşler yaptım. Geç de olsa mutlaka dönüş yapmışımdır. Şununla karşılaşıyorum arkadaşlar. Ben elma satmak istiyorum. Devletten nasıl destek alırım? İşte ben bakkal açmak istiyorum. Devletten nasıl destek alırım? Ben bir sürü. Ya kimse de demiyor ki. Bakın hiç bugüne kadar bir kişi vardı hatırlıyorum. Onun dışında hiç kimse olmadı. Ya inovatif bir şey yaptım ben. Ben şunu yaptım. Ben şöyle bir soruna çözüm buldum. Ben ülkeye böyle bir katkı verdim. Ülke ekonomisine şunu yaptım, bunu yaptım. Kimse demiyor arkadaşlar. Herkes ben devleti nasıl yolarım? Gerçekten bu yani ben devlete nasıl yolarım da oradan 9-5 mesaimden dönerim. 9-5 mesaiyi bırakırım, rahata ererim. Devlet bana nasıl, hep şu düşünüyor. Devlet bana nasıl para verir de ben yan gelip yatarım. Emin olun KOSGEB ile ilgili, devlet destekleriyle ilgili araştırma yapan arkadaşların %50'si bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten ben ya da ben bunu gördüm bilmiyorum. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Devlet size para verir. Devlet destek olur. Devletin şartlarını, kurallarını yerine getirirseniz devlet gerçekten destek veriyor. KOSGEB ile destek veriyor. İvme kredileriyle destek veriyor. Kalkınma ajanslarıyla destek veriyor. Kırsal kalkınmaya destek veriyor arkadaşlar. Birçok noktada devletin destekleri mevcut. Ama düşünce yapısı şu olmalı arkadaşlar. Yani ben hazır olan bir şeyi alayım, satayım, ticaret yapayım, kısa yoldan zengin olayım, para kazanayım değil arkadaşlar. Devlet bir vizyon dahilinde yeni bir şeyler yapmak isteyenlere destek oluyor. KOSGEB'e siz proje yazıyorsunuz. İş planı yazıyorsunuz. İşte ben Ahmet'ten şunu aldım. Mehmet'e bunu satacağım. Osman'a bu gelecek. Bir değer yok ortada. Yani devlet istiyor ki girişimcileri, yani şu anki o kredilendirmenin ya da işte hibelendirmenin mantalitesi şu arkadaşlar. Yeni bir şeyler olsun. Yani büyük bir firma olabilirsiniz. Ya bu büyük firmalar İkisi üçü bir araya gelsin, Türkiye'de olmayan bir makineyi yurt dışından getirsinler. Ben bunu destekleyeyim. Bizde üretilmeyen bir şeyi üretelim. Bunu destekliyor devlet. Ya diyor ki şu an mesela güneş enerjisi panelleri. Ya diyor ki sen diyor spesifik biraz daha olabilir. İşte güneş enerjisiyle ilgili bir iş yap. Hem enerjide katkıda bulun, hem ekonomiye katkıda bulun, hem istihdama katkıda bulun diyor. Bunu destekliyor. Mesela Gölbaşı'nda, Ankara Gölbaşı'nda bir fabrikanın inşası sırasında oradaydım. Fabrikanın çatısına GES panelleri, GES sistemleri kuruldu. Güneş enerji sistemleri, GES projesi kapsamında devlet destekli tabii bunlar. Ne yapıyor şu an o fabrika? Enerjisini güneşten alıyor elektriğini. Üretim yapıyor. Fazlasını da hatta satıyor. Ne yapıyor? Yeşil bina oldu arkadaşlar. Yani teknolojik bir bina oldu. Aslında bir şey yok. Güneşten elektriği arıyor. Depoluyor. Ondan sonra üretim yapıyor bu firma. Ama bir proje bu. Ve devlet bunu destekledi. Devlet buna destek verdi arkadaşlar. O yüzden mantaliteniz şu olmalı, yani ben kendim için, çevrem için, ülkem için, dünya için ne katıyorum? Ya bugün 3 kilo elma alıp 5 liraya alıp 6 liraya satmayı herkes yapıyor. Sen ne yapabiliyorsun, ne katabiliyorsun, bu önemli. Yani biraz daha beyin istiyor devlet arkadaşlar. O yazdığınız iş planlarında öyle şeyler yazmalısınız ki, öyle bir bakış açınız olmalı ki. Yani sadece ticaret yapmak, para kazanmak, bakış açınız bu olmamalı. Yani sadece bu para kazanma hırsıyla bürünen, o şekilde KOSGEB'e giden insanların çoğu destek alamıyorlar. İlk KOSGEB'in falan ilk çıktığı dönemde, bu desteklerin ilk çıktığı dönemde kolay verildi bunlar. Ne yaptılar? Paraları alanlar ya araba aldı, ya ev aldı, bilmem ne yaptı. İşine bile yatırım yapmadı. Bir dönem öyle şeyler oldu. O yüzden KOSGEB bu işi sıkı tutuyor. Diyor ki ben diyor vizyon sahibi insanlara para vereyim. Onlar da değer üretsinler. Ben bunu takip edeyim istiyor arkadaşlar. KOSGEB'e başvuran o kadar çok kişi var ki, devlet teşviklerine, kalkınma ajanslarına başvuran o kadar çok kişi var ki, yani hangi birine yetişsin? Herkese destek olsa
O zaman yani sürekli ülke sürekli para basmak zorunda yani. O yüzden şöyle bir durum var. Yani siz iş planınızı hazırlarken mutlaka inovatif şeyler yapın. Atıyorum. E-ticaret yapacaksanız işte ben ürün alacağım, satacağım, şöyle yapacağım demeyin arkadaşlar. Deyin ki ben yurt dışı pazarlarına açılacağım. İşte Rusya pazarına açılmak istiyorum. İşte ne bileyim Arabistan'a açılmak istiyorum. Afrika'ya açılmak istiyorum. İşte ne bileyim Amerika'ya açılmak istiyorum. Bu şekilde bir vizyonla gidin. Yani ben bu ürünü üreteceğim. Bu ürünü Amerikan pazarına hedefliyorum. Bu ürünü İran pazarına hedefliyorum. Ve bu şekilde satış yapmayı planlıyorum. Bir yılın sonunda atıyorum ihracatta bu kadar olacağım. 10 yılın sonunda bu kadar olacağım. Ama tabii bunlar elle tutulur, gözle görülür şeyler olması gerekiyor. Yani afaki şeyler olmaması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden size hep söylüyorum ben yani düz bir mantıkla olaylara bakmayın. Hele ki şu anki mevcut ticaret ortamında al sat olayına ben şunu alırım, bunu satarım, şöyle yaparım, böyle yaparım. Eğer çok iyi bir geçmişiniz, çok iyi bir kontağınız yoksa, çok iyi bir fiyata alamıyorsanız ürünleri bunları yapamazsınız arkadaşlar. Yapsanız da e-ticaretin gideri çok. Bakın e-ticaret için konuşuyorum. E-ticarette işletme giderleri çoktur arkadaşlar. Kargo gideridir, paketleme gideridir, personel giderleridir, reklam giderleridir, onur budur vesaire. Mağazada ürün satarsın. Sattığın ürünün parasını alırsın. Olay bitmiştir ama e-ticarette böyle değil. Kargosu var, gittisi var, geldisi var, değişimi var vesaire. O yüzden daima daha inovatif işlere yönelmeniz lazım. Devlette emin olun sizi destekleyecek. Yalnız şunu yapmanız lazım. Sabretmeniz lazım. Sabır bu devlet desteklerinde çok önemli bir nokta arkadaşlar. Çünkü devletten para almak zor. Devlet öyle kimseye al kardeşim şu 10 bin lira senin olsun git bunu harca demez. Bugüne kadar hiç görmedim ben. O yüzden daha sabırlı olmalısınız. Daha stabil olmalısınız. Siz KOSGİB'e kayıt yaptırıp bir yandan destekleri kovalarken bir yandan ticaretinizi geliştiriyor olmanız lazım. Bir yandan işlerinizi geliştiriyor olmanız lazım. Ve şunu söyleyeyim. KOSGİB'ten de destek alsanız cebinizde biraz para olacak arkadaşlar. Yani benim hiç 5 kuruşum yok. Devlet bana para versin. Ben gideyim iş kurayım. Şöyle yapayım. Böyle yapayım. Startup kurayım. Böyle bir dünya yok. Böyle bir çok zekiyseniz, çok iyi bir şey yapmışsanız melek yatırımcı bulabilirseniz ancak melek yatırımcı bunu size yapar. Ama bunun dışında çok iyi bir projeniz yoksa melek yatırımcı bile yapmıyor. Bir dönem bankaların işte kuluçka merkezleri vardı. Hala bazılarının vardır. Teknoparkların kuluçka merkezleri vardı falan. Belki hala vardır bazılarının bilmiyorum. Onlar da bile oralarda bir masa, bir tane masa yani şu kadar bir masa yani. Bir masada oturmanız için öyle sınavlara sokuyorlar, öyle sorular soruyorlar ki yani eğer bir tabii tanıdığınız falan yoksa çok ciddi yani kimse kimseye 5 kuruş vermez arkadaşlar. Yani siz sadece ben şunu alırım işte butik açarım, şöyle yaparım, böyle yaparım diye düşünerek KOSGEB desteklerinden faydalanamazsınız. KOSGEB size sadece 5000 lira verir. O 5000 lira nedir ya? 5000 lirayla hiçbir şey yapamazsınız ki bugün yani. 5000 lirayla bir limited şirketi kurarsınız. Belki onu bile kuramazsınız. Şu an tam maliyetleri bilmiyorum yani. O yüzden sizin daha derin düşünmeniz lazım. Daha kendi çıkarlarınıza, daha ülke çıkarlarına ya da hani öyle bir strateji geliştirmeniz lazım ki KOSGEB'i sizin başarılı olacağınıza ikna etmeniz gerekiyor yani. Çok iyi anlatmanız gerekiyor kendini ve hiçbir zaman KOSGEB çalışanlarına kızmayın arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok yoğunlar. Yani ben görüyorum çok yoğun insanlar hakikaten. Bir sürü insan yazıyor, çiziyor, evrak götürüyor, evrak götürüyor. Ben bakıyorum böyle ben onların yerinde olsam yapamam. Helal olsun, tebrik ediyorum. Yani yine yapıyorlar bir şeyler. Yapmaya çalışıyorlar en azından. Yani çok fazla çürük elma var. O çürük elma içinden sıyrılmanız için sizin eğer gerçekten başarıya inanıyorsanız iyi bir tablo çizmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü ülkedeki durum zor. Evet, ekonomik kriz var, zorluklar yaşıyoruz, kurlar yükseliyor, alçalıyor, bir şeyler oluyor, fiyatlara güvenemiyoruz, şu bu. Ama bir yerden yola çıkmanız lazım. Yola çıktığınızda siz iyi bir proje koyduğunuzda ve o projeye inandığınızda ülkenin, kendinizin ve etrafınızdaki insanların hayrına, istihdama yönelik bir iş yaptığınızda emin olun KOSGEB daima destek veriyor arkadaşlar. Biraz zor da olsa, geç de olsa, işte evrak süreçleri çok uzun sürse de KOSGEB'ten destek alabilirsiniz arkadaşlar. E-ticarete gelince tekrar tekrar söyleyeyim. E-ticaretle ilgili desteklemeler var. Daha önce de videoda çektim ben. Ama yine arkadaşlar soruyor. Ben e-ticaret yapsam para alabilir miyim? Destek alabilir miyim? Alırsın arkadaşım. Ama iyi bir proje koyman lazım. Sabretmen lazım. Onaylanması lazım. Bu süreçler önemli.
O yüzden biraz uğraştırıyor yani iş planı yapmak, işte onların sunumlarını yapmak, KOSGEB'deki yetkiliyi buna ikna etmek, başarılı olacağına ikna etmek uğraştırıyor ama günün sonunda para alabilirsin, destek alabilirsin. Ama benim önerim bu desteği alayım, işte e-ticarette bir şeyler satayım olmasın hedefiniz. Kalıcı, sürdürülebilir bir iş modeli kurmak olsun. Siz yani hem kendinize hem çevrenize faydalı olabilecek bir üretim modeli olabilir bu. Çok farklı bir ürünü üretebilirsiniz. Kimya ile ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. Elektrik, elektronik ile ilgili bir şeyler olabilir. Yani daha farklı şeyler yaparsanız hayata ya da ticarete daha farklı bakarsanız bir değer üretmeye çalışırsanız en önemlisi daima yanınızda size destek olabilecek işte farklı omuzlar bulabilirsiniz. Bu devlet olur, iş ortaklarınız olur, ne bileyim size yatırımcı olur, melek yatırımcı olur, adı aileniz olur, babanız olur, amcanız olur ama her şeyden önce vizyonunuz olmalı, bir planınız olmalı, bir başarı kriteriniz olmalı. Başarı kriteriniz bankanızın şişirilmesi olmamalı arkadaşlar. Cebinizin şişirilmesi olmamalı. Başarı kriteriniz işte X marka arabaya binmek olmamalı. Y marka otelde kalmak olmamalı arkadaşlar. Başarı çünkü bunlar değil. Başarı tamamen bir bakış açısıdır. Başarı kendinizi ve birlikte yükünü sırtlandığınız ekibinizi nereye taşıdığınızdır, neler yaptığınızdır, arkaya dönüp baktığınızda yaptığınız işlerin başarısıdır. Siz yokken de sizin arkanızdan ne konuştuklarıdır başarı arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım hepiniz hayallerinize kavuşursunuz. Umarım hepiniz o istediğiniz destekleri çok rahat bir şekilde bulursunuz. Desteklerle ilgili, kredilerle ilgili ya da farklı konularla ilgili yorumlarınızı, görüş, düşünce ve önerilerinizi videoların altına bekliyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.